bir comeback videosuna hoş geldiniz. Yok mu kağıt falan filan? Biz şimdi ne yapıyoruz? Dedik ki ne yapalım? İlk önce haber bülteni yapalım. Haber bülteni videosu yapalım dedik. Sonra dedik ki hani uzun zamandır bir arada değiliz. Sadece haber bülteni gibi kısıtlamayalım da hani böyle bir sohbet gibi olsun. Havadan hani, sudan. Hani olan haberlerden neyi merak ediyoruz, ne olmuş falan böyle bir birbirimize sorup cevaplama gibi bir durum olacak. Son zamanların en büyük skandalıyla başlamak istiyorum izninizle. Tabii. Kim Yangjun. Evet, o sıkı bir skandal patlak verdi. Kim Yangjun için bence sıkı bir skandal. Yani Kore'de herhangi biri için skandal olurdu ama Kim Yangjun olması biraz daha fazla hani skandal olurdu. Çok masum bir imaj falan. Evet, yani. Ve neredeyse tamamen mahvoldu bu imaj. Hani her şey, yani hiçbir şey şu an %100 değil, kesin değil. Suçlu olup olmadığını bilmiyoruz. Ama bunu bilmeyenler için özet geçelim. Evet, yine E'ler B'ler uçuşuyor. Aynen, yine E'ler B'ler havada uçuşuyor. Biliyorsunuz Kim Yangjun, WS Fireball'da. Anladın? WS Fireball, tam da klimanın altına oturmam. Dersler oldu. Oh, mis gibi donacak. Kim Yangjun, WS Fireball'ın, yani eskiden olan WS Fireball'ın üyelerinden biriydi. Sol olarak kariyerine devam ediyordu, biliyorsunuz Kim Yangjun. Boys Are Flowers, Yangjun. Aynen. Ondan sonra Jimin, şöyle bir haber çıktı. Kim Yangjun sevgisini dövdü diye. Evet. A diye, A adında bir hatun kişi. Hatun kişi Kim Yangjun hakkında bir suç duyurusunda bulunuyor. Beni erkek arkadaşım dövdü diye. Bunun üzerine o erkek arkadaşım Kim Yangjun olduğu anlaşılınca tabii zaten dispatch sağ olsun FBI'den daha fena. Dispatch gerçekten yani. Ama ben hani adamlar da kimler çalışıyor bilmiyorum ama dispatch yani korkulur dispatch'ten. Evet ve hani ilk başta şey tartışıldı. Her şeyden önce hani bir hani fiziksel taciz bir şey olduğundan öte sevgilisi olması tartışıldı. Evet, sevgilisi vardı. Sevgilisi mi vardı? Evet, o tartışıldı uzun süre. Ondan sonra da şey oldu. Yok ya hani kız hani Kim Yangjun olduğu için böyle bir şey atmıştır gibi bir yorumlar oldu. Ondan sonra dispatch'in daha fazla delil ortaya çıkarmasıyla beraber ki polisin bulamadığı delilleri bulması da ilginç. Hani dispatch'in daha fazla delilleri ortaya çıkartıp yayınlamasıyla beraber hani Kim Yangjun'un suçlu olabileceği hakkında fikirler oluşmaya başladı. Ama dediğiniz gibi soruşturma devam ediyor. Kim Yangjun daha ifade vermiş değil. Bu hafta içinde ifade vereceği söyleniyor. Gönüllü olarak gidip ifade vermesi bekleniyor. Çünkü 24 gün, bugün kaçı? Bakalım. 27'si. 27'si. 24'ünde bir yerde konseri varmış. 31'inde Çin'de galiba bir konseri var. İşte bu hafta Kore'de, o yüzden hani boş, schedule'u yok, o yüzden gelip gönüllü olarak karakola gidip ifade vereceği söyleniyor. En azından bu bekleniyor. Vermezse zaten zorla götürülecek. Aynen, yani vermezse zaten zorla götürülecek birinci dereceden hani şey olduğu için. Yani ne denir ona? Fizik. Hayır, ne? Şüpheli. Şüpheli, ha. Şüpheli olduğu için. Durum şu, dispatch'in yayınladığı şeyler, önce mesajları yayınladılar. İşte Kim Yangjun'un işte özür dileyişleri, yalvarışları, işte benimle yaşa, işte üzgünüm, yanlış yaptım gibi mesajlar. Karşında da kız A, yani kimliği henüz açıklanmamış olan hatun kişi, işte bir her tarafın mosmor, canım yanıyor, hani neden döneyim sana falan gibi bir cevap atıyor. O da işte Kim Yangjun da işte özür dilerim, işte o an sinirlendim, ondan oldu tarzı, hani isteyerek yapmadığına dair yine bin bir türlü özrün olduğu mesajlar gönderiyor. Ve ardından ikilinin kızın yüzü kapatılacak şekilde fotoğraflar, yani sevgili olduklarına dair deli sayılabilecek fotoğraflar yayınlandı. Daha sonra son yayınlanansa, ki yani şu an itibariyle bugün baktığımızda son yayınlanan şeylerde kızın aldığı darp raporu. Evet. Vücudundaki çürüklerin resimleri ve raporun kendisi yayınlandı. Ve hakikaten yani ne olmuş yani diyelim, yani ben böyle şey demek istemiyorum Kim Yangjun yapmıştır. Çünkü ortada hiçbir şey yok. Yani suçu ispat edilene kadar suçsuzdur yani. Evet. Ama
kimyancım olduğunu geçerim. Yani bu kızı kim dövdüyse eğer hakikaten ağzını bunu dağıtmışlar yani kızım. Böyle bir hani omuzundaki bir morluk var. Yani o bir kere vurmakla olacak bir şey değil yani. Ve gerçi yani expert değiliz bu konuda ama hani şey de değil. Hani böyle dövülmüş yani kız. Hani o vurmak ya da böyle yumruk atmak gibi değil yani resmen hani dövmek pek için. Çok defa aynı aynen. yere vurulmuş ve hani kan oturmuş resmen bu çeşitli vücudunun bölgelerine. Şunu anlayabilir mesela sinirlenir birine tokat atarsın. Değil yani. Kapı mapı çarparsın, bir şey fırlatırsın, kırarsın bir anlık sinirle veya hakikaten karşındakine vurabilirsin. Hadi bir kere değil birkaç defa vurabilirsin ama yani kızın hem bacakları, göğüs kısmı, boynu, omuzu, bütün vücudu yara içinde, morluk içinde falan. Mesela yani garip bir sinir bu. Kolunun şurasında bir yara var. Büyük olasılıkla o yara kendini korumaya çalışırken yaşanmış bir yara. Ya yani bu şekilde tuttuğu için ya da bu şekilde buradan aldığı için olmuş. Ve belli ki yani sıkıştırıp resmen dönmüş yani hani şey değil bu. Hani yaşanıyor öyle şeyler çünkü işte birbirine giriyorsun erkek arkadaşın kız kardeşin. Olabilir. Yani. Sen birbirine dalıyorsun falan öyle şeyler olabiliyor ama hani şiddetin hiçbiri kabul edilebilir değil. Ne erkeğe uygulanır ne kadına uygulanır hiçbiri kabul edilebilir bir şey değil ama kimyacının eğer yaptıysa böyle bir şey resmen kızı bayağı savunmasız bir şekilde yani hakikaten artık ağzı burnu kan içinde kalacak şekilde bayağı dönmüş yani ve hani bunda bir kerelik diye bir savunma yapılamayacak durumda çünkü bir kerelik dediğin savunma bir tokat olabilir ancak ama yani ağzını burnunu kıracak şekilde dövmek. Evet, kimyacının şirketi yapımından tarafından yapılan açıklama böyle bir şey bir kere oldu. Yanlış mı? Böyle bir açıklama mıydı? Keyist, evet galiba. Yani şey... Yani sürekli dövmedi gibi ve şey hani daha önce yaptığımız açıklamalar dışında hiçbir açıklama yapmayacağız. Yani hiçbir şey belli değil daha çünkü polis soruşturması devam ediyor şeklinde. Ama Keyist'e ben çok fazla güvenmiyorum. Çünkü Keyist ilk bu işler çıkmaya başladığında yok, ilişkileri yok. İşte sadece yanlış anlaşma falan gibi şeyler söylediler. Ama yani bayağı belli işte şiddetin olduğu raporları çıkmaya başladı, mesajlar çıkmaya başladı. Hani çok da güvenmiyorum çünkü şey bir yapıları yok yani. Hani öyle çok hani dürüst, doğrucu bir tavırları yok. Olamazlar yani zaten şirket olduklarından dolayı. Evet yani. Hani şöyle bir düşünülebilir mesela. Hala dediğim gibi kimyacının olup olduğunu bilmiyoruz. Belki kızı başka biri dövdü ama bir şekilde para kırmaya çalışıyor olabilir. Veya başka bir amacı oluyor olabilir diyelim ki o kızın. Veya kendi bile yapmış olabilir. Birine yaptırmış bile olabilir yani. Her şeyi düşünelim diyelim. Her ihtimali kimyacının değil. Diyelim. Ama o sefer de mesajlar var. Yani kızın her tarafın bosmor dediği ve kimyancının da özür dilediği bundan ötürü. Ama şimdi böyle mesajı kimyancım mu attı? Hani hiçbir şey belli değil şu an. Yani çok su diyemeyiz. Çok soru işareti var ama şöyle şeyler var. Mesela Case kabul etti bir ilişki olduğunu. Yani beraberlermiş. Bu bir. İki yıldır beraberlermiş ve ikinci sene fotoğrafları var beraber olduklarına dair. Bu reddedilemez bir gerçek. İlişkidelermiş o gerçek. Mesajlar yalan mı gerçek mi tartışılır ama kızın darp raporu almış olması hani o darp raporu zaten hani polis tarafından inceleniyordur büyük olasılıkla ve hani çok zannetmiyorum ki hani çıkaramamış olsunlar profilini. Bir profil çıkmıştır ortaya yani bu yaşlarda bir adamın bu kiloda bir adamın vurduğu falan vardır yani mesela. Evet ama hala yani sonuçta kimyacının vurduğu. Bir de biz detayları bilmiyoruz yani sonuçta aslında onların da mobese kamerası gibi bir sürü kamerası var bilmemesi var yani eğer bunu başka bir halka açık alanda yaptıysa bile ya da eve girişinde çıkışında görüldüyse bile mutlaka vardır bir şey ama kimyacının hiç ses çıkmaması hani reddetme eğilimine devam geçmesi çünkü evet çok kötü K-pop'ta bunu yapıyoruz ve yanlış bir şey yapıyoruz belki bu skandalları karşılaştırıyoruz sürekli. Aa onda bu oldu bunda bu oldu diyoruz ama yani mesela Park Shio'nun skandalını düşünelim. Park Shio da Park Shio direkt reddetti yani hayır böyle bir şey yok dedi. Ve zaten suçsuz bulundu. Ve suçsuz bulundu yani adam sadece şunu kabul etti. Evet bizim bir ilişkimiz vardı evet beraber bir şeyler de yaşadık ama ben onu zorlamadım hani böyle bir şey yapmadım diye de kendini açıkladı. Ama Kim Young-chun'tan hiçbir ses seda çıkmıyor sadece onun adına. İnsanı düşündürüyor yani şey acaba strateji mi belirliyorlar? Hani neye göre üstünü örtmeye çalışıyorlar diye düşünüyorsun. Anlıyor musun? Hani çünkü çok açık. Ama yani olmayabilir böyle bir şey. Ya ama tabii. İnsan düşünüyor. Yani. Hani tabii hani sonuçta bilemiyoruz ama hani Kim Young-jung'un zaten bir yerden foslamış olması yani zaten sevgilim yok diye takılan bir adamın aniden sevgisinin çıkması da ilk hata yani hani artık
hatasız görünme şansı azalıyor. Çok fazla hatas bulunduğu için. Bir de kimyoncunun olması gerçekten, yani dediğimiz gibi hani tamamen biliyoruz idollerin, ünlü insanların, göz önünde olan insanların %100 kendilerini yansıtmadıklarını ve yansıtamadıklarını. Ama hani çizilen imajdan hani neredeyse tam tersi bir imaj. Evet. Yani eğer bundan bir şey olur da suçlu bulunursa büyük bir ihtimalle kariyeri kurtarmak mümkün olmayacak. Tabii. Çünkü yani dediğimiz gibi yine Park Shun'un olayıyla karşılaştırdığımızda Park Shun suçsuz olmasına rağmen kaç yıldır adam ortalıkta yok, hala doğru bir iş alamıyor vesaire, suçsuz olmasına rağmen. İki Kore'de bunun örneği çok fazla, yani herkes, pek çok oyuncu ve pek çok şarkıcı, mesela Gil bunun en son örneğiyle, Sang-un Gil'i Infinity Challenge'ı bırakmak zorunda kaldı ve hani adamın hani evet bir şeyler karıştı ama adam hani gerçek olup olmadığı, işte bu kadar mahkeme adli bir durum olmadı ve hani adam yine de bırakıp gitti ve bunlar çok etkiliyor onları yani. Aynen, mesela yani izlemişsinizdir Monster'ı. Monster'da da hani o kızın babasının arkadaşı diye evine gittikleri adamın da başına mesela dizide aynı şey geliyor. Tabii, tabii. Yani orada Kim Yang-jun, Kim Yang-jun dedim ya. Flower'ın menajeri, Jun-yun'un menajeri diyor ki hani sonuç önemli değil. Halkın ne düşündüğü önemli. Önemli. Aynen. Yani diyor ve hakikaten öyle. Halkın ne düşündüğü önemli maalesef ki. İstediğiniz kadar suçsuz olduğunuz ispat olsun ama bir kere öyle bir kötü imajı çizildi. O sizin görüntünüzü oturdu ve bitti kariyer dediğiniz. Umarım böyle bir şey olmamıştır. Yani sadece buna diyebilirim şu an. Yani hiçbir şey bilmiyoruz tabii. Zamanla çıkacak ortaya neler olduğu ama hep gidişat keyifli bir gidişat gibi duruyor. Yani şu bile tehlikeli. Şüphe duyması bile fanın hani o bile tehlikeli. Çünkü mesela Park Shio'da bizler çok emindik. Yani hiçbir şey yok. Anladık onun hiçbir şey olmadığını. Ve yani o yüzden de fan kitlesi Park Shio'yu korumaya çalıştı. Ama Kim Yang-chung'da fanların bile kafasında soru işaretleri var. Bir sürü mesela artık benim için tamamen bitmiştir falan tarzı çok yorum okudum. Oo. Ama mesela bu da yanlış. Çünkü dediğimiz gibi hala suç ispatlanmış değil. Yani. Direkt böyle bir haber olduğu için direkt oturtmamak lazım kafada. Direkt suçlu gibi bir etiket yapıştırmamak tabii yani lazım. Tabii yani sonuçta yani Kim Yang-jun'un hani dövebilirliği olduğu gibi kızın da manyak çıkıp kendini dövdürmüş olması ve şantaj yapıyor olma ihtimali de yüksek. Yani her şey yalan olduğu için ikisi de aynı olasılık bana göre. Ama sonuçta olsa da olmasa da şu anda Kim Yang-jun'un imajına çok sıkı bir zarar geldi ve bu onu çok yoracak bir şey. Zaten hani yoruyorlar çünkü istikrarlı projeler yapmıyor. Yani Jay Park'la yaptığı collaboration devam ettiremedi mesela. Hani bir kere yaptı, bir daha o formata giremedi. Son albümü çok iyi işler yapmadı. İşte ne bileyim herhangi bir son işte yaptığı Inspiring Generation'ı o çok fazla iyi bir iş yapmadı. Yani hani adamın zaten yaptığı işler çok böyle istikrarlı işler değil. O yüzden zaten W501'ın hani ayrılması, parçalanması konuştu falan. Ve hani benim çok ilgimi çeken aynı anda Park Chan-min W501'da ajansını değiştirdi ve oyunculuğa da oynamaya başladı. Ve tamamen farklı bir şirketle anlaştı. Yani onlar da kendilerini koruma mekanizması almaya başladıklarına göre işin sarpa sardığını fark etmeye başladılar ki bu korkunç bir şey. Hani Kim Yang-jun hakikaten eğer böyle bir şey varsa mümkün değil toparlaması hiçbir şey. Çünkü kimse güvenmez bir daha onlara. Ya ben şeyi bile düşünüyorum yani bu olayla pek alakası olmasa da Kim Yang-jun'un dediğim gibi işleri çok çok başarılı işler olmadı. Evet kendi çapında başarılı işlerdi ama sadece bir kısa bir süre için patlama yapıp daha sonra maalesef ki unutulan işler oldu. Aralarında çok iyi işler olsa bile. Ve ben bu şeye bile bağlıyorum yani. WS501'ın hiçbir zaman resmi olarak dağılmamasına ve fanların hala ümitli olmasından dolayı desteklemesine bağlıyorum üyeleri. Yani ben mesela bu da bir strateji olabilir. Hiçbir zaman dağılmış haberini yapmayıp hayranlar içinde bir umut bırakıp desteklemelerini sağlamaya devam etmelerini stratejisi bile olabilir. Ama işte orada şey ayrımı giriyor bence. Hani HOT gibi. HOT'de de artık yani stratejiler birazcık dağılmayı getirdi. Ama onlar da hiçbir zaman biz beraber değiliz diye hep
olabiliriz tekrar beraber potansiyeli yaydılar. Ama hiçbir zaman hayır biz şu anda beraber değiliz işte ayrı ayrı işler yapıyoruz diyen Shinhwa lak diye bir araya gelebildi. Evet. Yani orada Hyunseng galiba Shinhwa ile katıldığı Happy Together'da şey demişti, bizim en büyük hatamız içimizde tuttuk bizim birbirimize karşı duyduğumuz düşünceleri ve hırsları. Ondan sonra da patlak verdi ve bir daha da konuşamaz hale geldik. Ve hani Dallas 501'da 5 kişinin 6 kişinin toparlandığı hiçbir tablo yok. 3 kişi 2 kişi beraberlere. O yüzden de birazcık zaten bu işin bittiğinin aslında anonsu var ama kimse kale almıyor. Çünkü kimse resmi olarak hani bitti demiyor. Ama zaten bir araya gelebilecekleri, yani gelebilmeleri mümkün değil artık. De o işin. Belki G.O.D. gibi yıllar sonra. Ki G.O.D.'nin durumu hani çok farklı bir durum. Çok yani. Aynen. Onlar da hiçbir zaman yani kavga gürültü bilmem ne yapmamış adamlar. Evet. Bir de G.O.D.'nin hani son dönemde üyelerinden bir tanesinin kız arkadaşını intihar etmesi, onun intihara sürüklenmesi falan, o süreçte bile bir beraber olmaları falan. Yani bunlar birazcık hani dostluğun artık işin önüne geçmesiyle ilgili. O yüzden de hani bence WSFI olan için bu süreç acılı geçecek. Çok acılı geçecek. Yani bitmediyse de tamamen biter bu süreçten sonra yani. Tabii ki en iyisini umuyoruz. Evet bence de. Çünkü göreceğiz. Yani, zamanla göreceğiz. Yani inşallah sadece bir balondur bu. Aynen. Ve hani sadece bir dedikodudur bu. Ve hani kız yalancının tekidir. Ve yalandır bu. Ama hani eğer değilse iyi şeyler beklemiyor kim yani. Evet. Hiçbirimiz beklemiyoruz. Başka bir mevzu. Bugün var, merak ettim zaten var ya. Mesela ciddiyet. Evet, My Dear Kiko olayını konuşalım. My Dear Kiko, bir dakika ben bu işe el koymak istiyorum. Kiko Mizuhara. Birincisi, Didi'nin kişisel Instagram hesabını hackleyen arkadaşa buradan derin saygılarımı ve sevgilerimi götürmek için de yolluyorum. İnşallah senin de bütün hesaplarını hacklerler. Bu bir. İkincisi, evet ben bunu her ünlü için, ister Koreli olsun, ister Türk olsun, ister Amerikalı olsun, hiç fark etmez. İster çok ünlü olsun, ister az ünlü olsun, hiç fark etmez. Yani okulumuzdaki popüler çocuk bile olabilir yani bu. Kimsenin özel hayatı, sizin aranızda olan ilişkiden daha fazlasını bilmeniz gerektirmiyor. Bu kadar basit. G-Dragon gerçekten Kore'nin en konuşulan adamlarından biri. Ya adamın yaptığı her şey konuşuluyor. Adamın başarısızlıkları başarılıları kadar konuşuluyor. Adamın başarısı konuşuluyor. Adamın giyişi konuşuluyor. Adamın gülüşü konuşuluyor. Adamın her şey konuşuluyor. Her şeyi konuşuluyor. Ve adam bence, ben bunu daha önce de söyledim. Bence bunu kaldıramayan adamlardan biri. Yani en azından ben bu hissi alıyorum. Yazdığı sözlerden, çektiği kliplerden, sokaktaki davranışından, sigarayı tutuşuna kadar ben bunu hissedebiliyorum. Belki de yalan. Ama ben böyle düşünüyorum. Benim gördüğüm bu. Tanımıyoruz sonuçta adamı. Bilemeyiz. Şu da mesela doğal bir süreç. Yani sonuçta ünlü olan ve hayran olduğunuz birinin hakkında daha fazla bir şey öğrenmek istiyorsunuz. Bu da çok doğal bir şey. Ama bu özel hayatına tecavüz edeceğiniz anlamına gelmiyor. Yani mesela sokakta gördüğünüzde fotoğrafını çekmeniz normal bir şey olabilir. Ama saklanarak, takip ederek çekme. Gizli saklı çekmek arasında fark var. Evet. Yani o yüzünü saklamış ne bileyim bir restoranın VIP tarafında otururken bir atıyorum şu an böyle bir şey olmadı da. Hani zaten insanlar tarafından görülmek istemediği bir şekilde takıldığı belliyken fotoğrafını çekip yayınlamakla, sokakta elini kolunu sallayarak saklanmadan alışınca çıktığı zamanki fotoğrafını yayınlamak arasında fark var. Tabii ki. Yani bunun bir bilincine varalım. Evet. Öncelikle. Bir. İkincisi, GD'nin yıllardır Kiko ile arasında bir şey olabileceğine dair dedikodular, deliller, fanlar tarafından bulunan şeyler vardı. Ve birçok VIP ve G-Dragon fanı bilir ki evet böyle bir şey var. Var. Resmi olarak açıklanmasa da olduğunu kabul etmiştir. Yani olması, bu da kötü mesela. Resmi olarak bir açıklama yok ama kesin gözüyle bakmak. Bu da kötü ama bu biliniyordu. En azından böyle bir şey olunabileceği tahmin edebiliyordu. Ciddi bir ilişki olmasa bile aralarında bir şey olduğu tahmin ediliyordu. Ben de bir şekilde bunun olabileceğine yüksek yani
%80, %85 olabileceğini düşünenlerden biriyim. Hı hı. Ve hatta bir ara Gizem'e de söyledim, bunlar kesin ayrıldı falan yaptım. Çünkü Cindy bayağı depresyondaydı bir ara. Yani işte Bruno Mars'tan When I Was Your Man şarkıları paylaşmalar, işte aşkım aşkı fotoğraflar paylaşmalar, iyi hissetmiyorum falan diye tweet atmalar falan, dedim kesin bu çocuğu bıraktı bu kız, bu da depresyona girdi falan. Ama en son doğum gününde gördük ki hala görüşüyorlar ve beraber olma ihtimalleri hala var. Dediğimiz gibi resmi bir açıklama yok. Bu konu hakkında tekrar başka bir fikrimi söylüyorum. Bence GD hiçbir zaman bakın bu benim sevgilim demeyecek. Bence diyebilir. Ama bugüne kadar gördüğüm G-Dragon, daha doğrusu Kwon Ji-yeon bana böyle yapacağını hissettiriyor. Yani ne sevgisi olduğunu sakladı bu adam, ne de sevgisi olduğunu açıkladı bu adam. Bu adam sizin, benim gibi kimseye ilan etmek zorunda hissetmeden yaşıyor normal bir insan gibi. Yani ben şahsen erkek arkadaşım olduğunda hani Gizem gibi, işte annem, babam, abim falan gibi insanları saymazsak, evet onlara özellikle gidip tanıştırmanız veya söylemeniz gerekebilir yakınınızdaki insanlar olduğu için. Ama alıp da sevgimi elinden tutup okula götürüp bakın bu benim sevgilim haberiniz olsun falan yapmadım. Çünkü saçma bunu yapmak. Hani Facebook'ta bile yapmıyorsun. Bir şeyler başlıyor, işte bir şeyler yaşıyorsun ama yani her yaşadığın adam in a relationship demiyorsun ki. Demiyorsun. Yani demek zorunda da değilsin. Değilsin yani. Yani bunu ilan etmek zorunda değilsin. Adam da bence böyle düşünüyor. Ve artık o kadar sıkıldı ki, yani sıkıldı ve bıktı bence. Hem Kiko hem GD. Çünkü hani GD'nin üzerine gelinliğinden daha çok Kiko'nun üzerine geliniyor bence. Çünkü Kiko GD kadar meşhur bir isim değil ve G-Dragon hayranları doğal olarak Kiko'ya saldırıyor. İşte bırak, sen kimsin, sen öylesin, sen böyle kadınsın, sen şöyle kadınsın vesaire. Kızın Instagram hesabının altı nelerle dolu. Yani ben okuyunca böyle neredeyse insan olmamdan utanacağım falan. Başka bir insan bunu yazamaz falan diye düşünüyorum. Ve iki tarafta da bence bir sıkıntı var ve artık yeter lan ne olacaksa olsun deyip doğum gününde beraber olduğu fotoğrafı yayınladılar bence. Çünkü eskiden hiçbir zaman Kiko'nun içinde olduğu fotoğraf yayınlanmadı GD ile beraber. Hep aynı mekanda, aynı insanların olduğu, mesela atıyorum, benim sevgilim var, benim doğum günüm, Gizem'le beraber fotoğrafımız var benim doğum günümde aynı mekanda. Sonra Gizem'in kendi Instagram'ından paylaştığı Kiko'yla fotoğrafım var, aynı yerdeyiz. Hep böyle oluyordu. Hiçbir zaman GD ile Kiko aynı fotoğrafta olmuyordu. Ama bu son yayınlananda vardı ve zaten ondan sonra tekrar patlaklandı olay. Ve GD bunun üzerine Can I Live diye bir fotoğraf paylaştı. Ve altına da yorum yazmış, daha sonra silmiş hani artık böyle yapmayın falan gibilerinden. Ben şahsen göremedim onu. Sadece duydum birinden. Ama yazmış böyle bir şey. Hani ya bırakın yaşayın falan, aynen bırakın diye. Yaşayın falan diye. Ve ondan sonra Cidin'in kişisel Instagram hesabı hackleniyor. Ki yine VIP'ler bu hesabın GD'ye ait olduğunu zaten biliyordu. Ben de biliyordum. Yani bir yıl önce falan öğrenmiştim yani. Hatta artık yayınlandı, söylememe gerek yok. Peace minus one diye bir hesap. GD'nin bu hani barış işaretinin direkt zaten G-Dragon olduğunu gösteren bir şey yani. Yani çok aktif bir hesap değildi zaten. Değil. Kiko'nun da kişisel hesabı var. Evet. Onu da biliyoruz. Yani hepsinin var yani. Biliniyor zaten. Hepsinin ama var. Bunlar istek, arkadaşlık isteği gönderemediğiniz kapalı hesaplar. Tabii. Biri hackliyor ve GD'nin ikinci Ice Bucket Challenge'ını buluyor. Yayınlıyor ve orada da en sonunda işte ilk kişiye meydan okuduktan sonra son olarak da işte finally My dear Kiko. Yani sevgili Kiko. Kiko'ya. Evet. Benim sevgilim Kiko'ma diyor. Sevgili Kiko'ma, evet. Hani sevgilim değil de sevgilim. Benim sevgili Kiko'ma. Şeklinde bir de Kiko'ya meydan okuyor. Evet. Ve ondan sonra oho aa, hakikaten çıkıyorlar bilmem neler zartut. Ulan zaten biliyorduk. Abartmayın yani bunu. Abartmayın. Adam hayatını yaşıyor. Yaşayabilir. Bu onun en doğal hakkı. Bu onun özel hayatı. Üzerine konuşulacak hiçbir şey yok. Bu adam resim bir açıklama yapmadıktan veya Kiko ile el ele tutuşup Seyir sokaklarında rahat rahat dolaşmadıktan dolaşmazsa eğer biz hiçbir zaman bu ilişkinin olup olmadığını bilemeyeceğiz. Bu kadar basit ve üzerine konuşmamız çok gereksiz. Beraber de olabilirler.
olmaya da bilirler. İsterse sadece sevişiyorlardır, isterse evlenmeyi düşünüyorlardır. Hiçbiri bizi ilgilendirmez. Ya ben mesela hani VIP'yim ve hani gayet gerçekten en çok sevdiğim grup hani Big Bang. Hani daha fazla sevdiğim hiçbir grup yok K-pop piyasasında. Hepsinin hesapları olduğunu da biliyorum. Hani hepsinin işte bir hayatları olduğunu, kiminle beraber olduklarını, kiminlere hani ilgi duyduklarını bile tahmin edebiliyorum. Ve hani ben GD'nin Kiko'yla olduğunu da biliyordum ki hani bir sürü fotoğraf falan çıktı işte acaba beraber, abi beraberler ya da değiller beni alakadar etmez. Ben hani şeyi bile hiç umursamam yani all K-pop ya da herhangi bir sitede el ele tutuşmuş sokakta görsem bile umursamam. Çünkü beni ilgilendirmiyor yani hani beni ilgilendiren bir taraf yok yani G-Dragon beğeniyor musun? Beğeniyorum ya yani, o adam evrense de ben o adamı sahnede görsem beğeneceğim. Yani o adam işte çocuğu da olsa ben o adamı beğeneceğim. Yani bu benim için fark eden bir şey değil. Yani adamın evli olması, çocuklu olması. Yani şey mi yapacağım yani? Artık evlenemem bir G-Dragon'da. Bana ne arkadaşım yani? Yani beni ne alakadar ediyor? Şeyin mantığını oturtamıyorum. Mesela hani niye başka ünlülere olmuyor bu? Başka ünlülerden kastım Koreli olmayan. Mesela en son Megan Fox'un bir tane röportajını izledim. Kore'ye gitti. Son işte filminin tanıtımı için falan ve Megan Fox'un Rain hayranı olduğu biliniyor ve Rain de hatta son Ice Bucket Challenge'ında Megan Fox'a meydan okudu falan. Ona sormuşlar yapacak mısınız challenge diye falan. O da işte şey demiş, bu aralar biraz hastayım o yüzden yapmayacağım ama Rain gelip üzerime dökebilir falan filan tarz böyle esprili bir şey demiş. Bir de başka bir röportajını izledim. Orada şey diyor işte biri sunucu Koreliğine. İşte en sevdiğiniz Koreli yani beğendiğiniz bir Koreli var mı falan filan. Rain yapıyor böyle. İşte sunucu da şey yapıyor. Ya hayır ya olamaz ya falan. Hani başka biri olsaydı ben geçebilirdim ama Rain'i geçemem falan tarzından böyle. Hani olamaz hayır falan yapıyor. Megan Fox da direkt şey diyor. Ninja sesini gördün mü? Oradaki baklavalarını gördün mü? Falan yapıyor böyle. Sunucu da şey yapıyor ama onun sevgisi var diyor. Lan ben de iki çocuklu bir anneyim ve evliyim yani ne var yapıyor Megan Fox'ta. Yani bu şey... Ya mesela niye bu skandal olmuyor? Yani neden Megan Fox? Çünkü Amerikalı yani. Ya evet yani bunu anlamıyorum. Çünkü Kore fanlarının yani, DNA'sı bozuk yani bence. Kore fanları, Kore basını onda bir bozukluk var o kesin de. Yani şunu anlamıyorum mesela Koreli birinin şu yorumları yapabilecek olmasını bir açıdan anlayabiliyorum. Çünkü o kültürde yetişmiş. Onlara göre doğru olan o. Bize ne oluyor peki? Kore'de olmayanlara ne oluyor pardon? Biz mesela... Koreli miyiz? Biz Koreli gibi mi yetiştik ki? Biz Türklerden bahsetmiyorum bu arada. Kore dışındaki bütün Kore hayranlarının yorumlarından bahsediyorum. Yani biz orada yetişmedik ki en fazla kaç sene olsun? Abart 10 senedir Kore fanı ol. Yani 10 sene zaten senin hayatının yarısı değil ki. Yani hani mesela, sen ne zaman alıştın da ona göre düşünür oldun yani? Şeyi gördüm hani bizim Türk VIP'leri mesela gördüm. Gayet süperdi tepkileri yani işte iyi normal yani biliyorduk zaten. Oğlum sakin olun biliyorduk. Ama hani zaten VIP'lerin hepsi bir koruma mekanizması yani biz biliyoruz zaten kıvamındayı. Ama hani şey çok komik. Hani adamın hani evli olsun ya yani evlensin yani ki Kiko'yla evlensin hatta iki çocukları olsun yani. Allah onları mesul etsin. Abi yani bu benim... Birincisi GD ile ilgili fantezi kurmamı engellemez. İkincisi adamı hala sahnede beğeniyor olmamı engellemez. Üçüncüsü adamın albümünü alıyor olmamı engellemez. Ağzının yani, suyunu akıtmasını da engellemez. Hiçbirini engellemez. Çünkü benim değil. Yani hiçbirini engellemez. Yani eğer öyle düşünecek olsam yani Türkiye'deki erkeklerin %80'i şey Adriana Lima'yı hayal ediyor. Yani Adriana Lima'ya hepsi ulaşabilecek kıvamda mı? O zaman zaten ayvayı yedin yani. Hani böyle bir şey yok. Kimsenin hani çok gerçekçi değil ki zaten fantezi. Ve şöyle bir durum şey var yani mesela... Çok masum bir imajı olmuş olsa, hiç kıza eli değmemiştir falan gibi düşündüğümüz bir adam olsa, hani okey, şaşırılabilir bir durum. Ya mesela, ya ama bu G-Dragon abi yani, evet adamın yani. Yaptığı partiler belli. Adam yaşıyor belli yani. Ya adamın yaşadığı tarz belli zaten. G-Dragon, o bilmiyorum G-Dragon hakkında böyle düşünen var mı ama masum, yani masumiyetten kastım, kızlarla takılan veya sevgisi olan veya tırnak içinde sevişen insan masum değildir demeye çalışmıyorum şu anda. Bizim sandığımız gibi sap salak bir erkek değil yani. Yani hani ne diyeyim atıyorum mesela şu an. Karşımızdaki insan en böyle hani benim de hakkında kötü bir şey söyleyeceğimi düşünmediğim öyle bir örnek bulmaya çalışıyorum şu anda. GOT7'ın Bembem'in olsun mesela. Tamam mı? GOT7'dan Bembem'in böyle bir haberi çıktı falan. Şaşır.
abi. Bir kere çocuk küçük, imajı çok masum, bebek gibi. Ulan daha bu el nasıl tutulur bilmiyordu falan gibi düşünürsün. Ha ne yaptığını bilemeyiz. Ayrı mesela. Ama öyle bir imajı var. Lan Cedi'nin öyle bir imajı yok ki zaten. Ya adam sahneye yatak koyup neredeyse sevişerek koreografi yapmış bir adam yani. Hayır ve hani mesela tap bir açıklama yaptı hemen bu olayın arkasında. İşte ben asla açıklamayacağım sevgilim olduğunu. İşte public yapmam asla falan dedi. Şimdi bu çok saygı duyulacak bir düşünce. Aynen. Adam diyor ki yani ben hayatımı açmam çünkü falan yani, diyor. Kusura bakmayın ama adamların ağzına sıçarsanız en ufak haberde tabii ki onların hayır, her şeyini sizden saklar. Ben şey de olmam yani ben bir fan olarak hani böyle çok saçma bir şey söyleyeceğim şimdi ama hani bana gelip dese ki yani GD, sen VIP'sin, sence açıklayayım mı dese, bana ne abi ne istiyorsan yap. Benim VIP'liğim senin çıkman ya da çıkmamanla ilgili bir durum değil yani. Ben senin müziğini seviyorum, tercih ediyorum, seni seviyorum. Bana gelip söylese ben bir şey derim. Şahsen beni ilgilendirmez ama diğerlerini düşünürsem hayır asla açıklama derim. Benim hiç şey. Çünkü yani insanlar kendinde şöyle bir hak görüyor nedense. Ben onu seviyorsam, ben ne istersen onu yapmak zorunda. Yok böyle bir şey abi. Hani biz bile yaşıyoruz bunu. Bilmem farkında mısın? Birinin bir isteğini kırmayıp kabul ediyorsun. Sonra hep onu yapmak zorundaymışsın gibi oluyor. Yok abi böyle bir şey. Yani sen o adamı seviyorsun okey ama o adam da sana kendini sevdirtti. Ve bu adamın işi bu. Yani sana sevdirtmek değil işi ama o adamın işinin başarısının ölçütü ne kadar meşhur olduğuyla ölçülüyor maalesef. Yani çok meşhur olup başarılı olmayan kriterlerde olan insanlar da var. Ondan bahsetmiyorum. Ama ne kadar ünlüysen o kadar başarılısın demek. Çünkü bu işin getirisi ün. Evet. Yani ünlü olmayıp da olağanüstü başarılı olan bir insan biliyor musunuz bu piyasada? Çok öyle bir insan yani. Ya hani ben sadece şey diye düşünüyorum. Hani şu açıdan hani komik geliyor bana. Sonuçta belki çok böyle kötü geleceğim ben K-pop fanlarına ama bana göre hani beğendiğim adamların hepsi benim şu anda egomu tatmin ediyorlar. Yani ben o gün onu beğeniyorum. Öteki gün başka birini beğeniyorum. Yani benim için bu sadece beni eğlendiriyorlar. Benim gönlümü eğlendiriyorlar. Yani hani başka hiçbir kavram yok benim için onlarla ilgili. Hani çünkü normal olanında adı üstünde adamlar entertainer. Seni entertainer etmek için var. Yani hani ben şöyle bir şey hani şunu görüyorsun. Giriyorsun Instagram hesabına mesela takılıyorsun orada. Mesela G-Dragon'un fotoğraflarına bakıyorsun. G-Dragon'un iki tane fotoğrafın benim. Sonra ay G-Dragon'a bakmışken azıcık ağzımda suyunu da Jungyung'a aktayım falan diyorsun. Yani sonuçta senin de elinde bir sürü seçeneğin var. Sen de bu. Jungyung'a takmışsın da. Ben tehdidimi yaptım. İlk ben gördüm. İlk görenimdir. İlk kapanımdır. Dips falan hepsini söyledim. Bak flower'ımı kapmaya çalışıyor benden. Demedi. En kuzu vururum. Hayır yani lafı geç söylüyorum. Hayır lafı geç söylemiyor. Ciddi bütün gün Jungyung videosu izliyor. İşsiz. Ya hakikaten mesela hani şunun gerçek hani şu şöyle bir şey. Bu bir kapitalist sistem. Sonuçta bu adamlar bir para kazanıyorlar. Bizler de onlara para kazandırıyoruz. Bizler sadece gönlümüzü eğlendiriyoruz. O adama bakmayı o gün seviyorsun. Yarın başka bir adama bakmayı seviyorsun ve ona bakıyorsun. Yani bu böyle bir şey ve benim egomu tatmin ediyor. Ve benim hayatımın köşesi kenarı o insanlar. Ve benim için bir hobi bu. Yani bakıyorum, beğeniyorum. Yarın beğenmeyebilirim. Ama yani oturup da adamın üstünde hakkım varmış gibi işte hayır bunu yapamıyorum. Lan ben tek eşli sadık davranmıyorum ki adam niye bana sadık davransın? Yani ben adamı yedekliyorum sürekli yani. Yani hiç ürün dediğine geliyoruz yani. Diğer ünlüler her zaman siz bizim aşkımızsınız. İşte siz bizim bir tanemizsiniz. Bundan bir daha ben hiçbir zaman öyle bir şey demedim. Gidin kendinize bir hayat edinin. Kendi hayatınızı yaşayın dedim. O yüzden artık hayranlarım bana oppa artık bir sevgili yap diyorlar. Ama öbürlerine hayır asla gibi davranıyorlar. Aynen. Hakikaten ona geldim. Çizdiğiniz imajla mesela G-Dragon hiçbir zaman böyle bir imaj çizmedi. Hiçbir zaman işte VIP'ler benim her şeyim. Ay VIP'ler, ay VIP'ler. Ha saygı duyuldu, sevildi, el üstünde tutuldu. Ama hiçbir zaman siz benim bir tanemsiniz, bilmemdemsiniz. Hayatımın aşkı hiçbir zaman. Big Bang'in hiçbir üyesi yapmıyor. Yapmaz. Big Bang yapmıyor. Böyle bir grup değil Big Bang zaten. Yani. Değil. Big Bang yani o... Hani sizi seviyoruz VIP demek başka bir şey. Bir de hakikaten hayatının merkezi oymuş gibi davranmak başka bir şey. Ama bence bu hani K-pop piyasasının ta başından beri yaptığı bir hata. Bir kere K-pop piyasasının ünlülerine idol denilmesi zaten işi baştan bozuyor. Çünkü idol dediğiniz şey örnek yani idolün hani idolün kelime anlamına baktığımızda idol put demek. Put, evet. Put nedir abi? Tapındığım şey
değil mi? İnsanların taptığı bir şey tut. Yani taptığın şey de mükemmeldir. Yani mükemmel olmayan şey zaten niye tapasın? Bir de idol denilen şey idealden, idealizasyondan geliyor. Yani mesela Kim Yangcun olayı da öyle. Mesela aslında bizim Kim Yangcun'un bir sevgilisi olduğunu bu şekilde öğrenmemiz çok saçma. Veya Kim Yangcun'un sevgilisini dövdüğünü öğrenmemiz de gerekmiyordu. Yani sadece Kim Yangcun olduğu için bu haberin bu kadar büyütülmesi başlı başına zaten bir haksızlık. Yani bir sürü insan sevgilisini dövüyor ama biz bir tek Kim Yangcun'u biliyoruz. Mesela baktığında saçma. Neden? Çünkü public figure. Evet. Ondan ötürü biliyorsun. Aslında baktığında bu da hata. Ama orada insan haklarıyla alakalı bir durum olduğu için ifşa olmalı diyorsun. Aynen. İfşa olmalı diyorsun ve şey diyorsun. Bu adam yalan söylüyor size. Evet. Yani bu adamın gerçek kimliği buyu buluyorsun ama ya bu sevgili olayı, özel hayat olayı bilmem ne bunun alakası yok yani. Ya bu birazcık K-pop'un ve Kore piyasasıyla ilgili bir durum. Yani bu çocuklar şekilde hiç sevgilim olmadı dedirtmek, ilk öpüşmenin işte klipte olduğunu söyletmek, işte benim tek sevgilim işte fan gruplarım falan dedirtmek. Bunlar yapım şirketlerinin hataları. Çünkü örnek alınacak bir adam haline dönüştürüyorsunuz. İşte isterseniz fanları yapışır hale getiriyorsunuz. Adamlar kendi hayatlarını yaşayamaz hale geliyorlar falan. Bu piyasanın hatası. Ama hani ben şunu yani şunu yaşadım. Bu SM'de olsaydı ya da işte başka bir şirkette olsaydı büyük kıyamet kopardı Mikos'ta. Ama VIP'ler çok bana şey geldi yani kendi sanatçısını koruyan bir felsefe olarak geldi. Herkes böyle iyi tamam var tamam devam edin dedi. Yani gerçek VIP'ler hiç şu an şey yapmadılar yani. Şimdi bir SM fanı olarak düşünüyorum. Yani diyelim de öyleymişim gibi düşünüp. Şimdi sana bir karşı antitez sunuyorum. Shindong. Mesela bence neden Shindong bu kadar patlamadı? Çünkü o Shindong. Evet. Her zaman sevgilisi vardı. Aynen. Mesela. Yani sevgilisine ayrı tabii başka bir sevgili buldum. Bu kadar bir şey olmadı. Dokunulmaz kıldığı adam. Yani işte asla dokunulmaz kıldı. Yani mesela Lituk bunlardan biri. Yani bütün Super Junior, Shindong hariç hepsini düşündüğün zaman hepsi untouchable'lar, dokunulmazlar. Hiçbir hayatlarını bilmiyoruz, bir şey yaşayıp yaşamadıklarını görmedik hiçbir zaman. Hiçbir zaman görmedik. Bir dedikoduya dahi karışmadılar. SNSD'ye aynı şekilde yeni karışmaya başladı. Yani onlar untouchable, dokunulmaz kılınmış vaziyetteler. Ve o yüzden de şey oluyorsun bir süre sonra, şirket bunun üzerinden, bu imaj üzerinden kar sağlamaya başlıyor ve o yüzden onu devam ettiriyor. Ki zaten bu tarz grupların, yani bir tek SM için konuşmuyorum mesela. Nasıl diyeyim? Ama bilmiyorum, SM kadar da meşhur grup olmadığı için. Erkek grubu. Erkek veya kız var. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bazı gruplar var ki, hani hakikaten müzikalite olarak başarılı olduğunu biliyorsunuz. Bazı gruplarda var ki sadece entertain açısından başarılı oldukları için buraya kadar gelmişler. Bazısı hem ondan hem ondan katarak gelmiş. Mesela Big Bang bence onlardan biri. Hem müzikalite olarak yani içinde iki tane söz yazarı, işte bestekar, yapımcı, gerçekten profesyonel dansçılar falan içeren bir grup. Biri de sadece bu iş için bir araya getirilmiş insanlar. Evet. Yani küçümsemiyorum kesinlikle. Sonuçta ikisinin de başarısı ortada tartışılacak bir durum yok. Sadece başarı kriterleri farklı tabii iki tarafından. Şimdi Esam demeyeyim yine. Mesela Super Junior bunu bu imajla buraya kadar getirmiş. Çünkü işte hayranların yaş ortalaması küçük. Çoğunluğu kadından oluşuyor, genç kızlardan oluşuyor evet ve ideal erkeklerini oluştururlar. Bu kadar kalabalık olmalarının da avantajını yaşayarak. Herkes için bir ideal tip var grubun içinde. Hepsi farklı karakterler. Hepsi farklı tip görüntü olarak. Yani içinde çok muhafazakar olanı da var. Ateist olanı da var. Şirin çocuğu da var. Sert çocuğu da var. Evet. Her türlü imaj var Super Junior içinde. Bir tane bile olmayan erkek tipi yok. Türk maçosu hariç. Evet. Yani hepsi var ve her kızın bir ideal erkeği var o grubun içinde. Hem görüntü olarak hem karakter olarak. Ve bununla beraber bu başarıyı sağladılar. Ama Big Bang'e baktığın zaman hiçbir zaman mükemmel imaj çizmediler. Hiçbir zaman. Hatta piyasaya çıktığında bunlar çirkin, tutulmaz denildi.
hep de çirkin olmadığından dolayı. Mesela VIP'leri düşünüyorum. Yani o kadar açık ve netlerken mesela Tapın dans edilemediği hiçbir zaman bu sorun olmadı. Herkes dalga geçiyor. Dans edemiyor. Herkes dalga geçiyor. Yani sen hala çirkin olmasın. Sınırın kadın düşkün olduğu hiç kimse tarafından hani böyle aa nasıl kadın düşkün. Hayır hepimiz biliyoruz ve dalga geçiyoruz. Yani aynen. Bu o kadar açık ki çünkü bunu YG bir marketing kampanyası değil, pazarlama evet. taktiği olarak kullanmıyor. Hep müzikle ve aynen. Şunu yani yaptılar bir de stille, evet. tarzla, modayla evet. konuşturdu. Evet. Ama öteki taraflarda pazarlama taktiği yeteneğin dışında bir imaj olduğu için o zaman daha fazla şey gizlemeye başladı. O yüzden SM kliplerini biz hep eleştiriyoruz. Hep böyle arkada floresanlar kapalı bir alanda dans ediyorlar. Neden? Çünkü onlar görüntüyü satıyorlar. Evet. Üyesinin görüntüsünü satarak hayran alıyor. Ama diğer şirketler mesela YG'nin kliplerine baktığında daha fazla prodüksiyon, daha fazla kıyafet, aynen, dikkat çekici üyelerden daha çok dikkat çekici aynen. şeyler var. Çünkü orada müzik ve konsept satıyor. Yani bu sanatçı için de zor bence. Çünkü aynen, hani, yani YG'de olan adam ya da JYP'de olan adam ya da ne bileyim atıyorum Cube'de olan adam çok fazla şey gizleme ihtiyacı hissetmezken SM'de yaşıyorsan ya da SM'e yakın bir şirket gibi öyle bir profilde bir yerde yaşıyorsan sürekli gizlemek, sürekli iki defa üç defa kontrol etmek, sürekli menajerlerin özel hayatını açmak zorunda olmak, asistanlarını açmak zorunda olmak yani kalıyorsun. Ve bu iğrenç bir şey çünkü yani sürekli... Ya 7-24 rol yapmak zorunda olduğunuz düşünün. Hiçbir zaman kendiniz gibi davranamıyorsunuz. Ya iğrenç düşünün. Evinizde olsanız bile ya ekstradaki çocuğun otel odasına kamera koydular ya. Adam... kendi en özel yerinde bile kendi gibi davranamayacak yani. Yani çok şey hani kötü ve sürekli ifşa edilmiş ve sürekli hani işgal edilmiş hissettirir insanı kendini. Bu yüzden kötü. Hani ben şeyde de yaşıyorum onu. Bütün kız gruplarda da yaşıyorum. Yani kız gruplara da baktığında 21'ı sayma. Kız gruplarının genelinde yani Wonder Girls şimdi Fosun'da hani çıktı artık yaş reddedilmez bir yer. Ama kız gruplarının da geneline bak. Formitlere falan hepsine bak. Kız gruplarında da abi hani her şey gizli. Hani sevgilisi yok, öpüşmedi, hiç çıkmadı. Abi yani tamam da hani saçma. Hani işte SNS'de de o yüzden bu kadar sevgililer olduğu ortaya çıktığında millet bu kadar şaşırdı. Çünkü bugüne kadar çok masum bir imajları vardı vesaire. Ondan sonra yorumlara bir baktın aslında sen öyleymişsin, aslında sen böyleymişsin. Evet. Falan filan. Hani şu, ben mesela bir sanat, yani bir sanatçı, bir artist, hani ne diyorsanız ona. O adamın, ben güncel hayatı daha çok karıştığını gördüğüm zaman daha çok seviyorum adamı. Çünkü ben mesela neden Super Junior'dan en çok Kangin'i seviyorum? Çünkü Kangin denilen adamın hiçbir planlı hareketi yok şimdiye kadar. Adam iki defa skandala karıştı, iki defa kavgaya karıştı. İçki içiyor, işte kendini gösteriyor, şeylerde ve Instagram'da bile kızlarla fotoğraf var. Yani adam açık yani, adamın hiçbir gizleme hali yok. Adam hiçbir zaman ben mükemmelim, cilikte oynamıyor. Ki şeyin avantajını yaşıyor, gerçi bu aynı zamanda dezavantaj ama... çok fazla dikkat çeken üye olmasında evet avantajını yaşıyor. Ama sonuçta adam açık ve net yani hani ben o yüzden çok seviyorum. Çünkü normal insana yakın abi yani hani üstün insana hani üstün olması beni irite ediyor çünkü gerçek değil yani kimse de üstün değil. Genel olarak JYP üye şeylerini, gruplarını sevmemin sebebi o. Hiçbir zaman hani mesela Nikun ilk çıkış yaptırıldığında şöyle bir imaj oturtuldu melek. İşte evet. Thai Prince falan. Ama Nikun her zaman şöyle dedi ya ben melek falan değilim. Ben sandığınız gibi değilim. Ben o kadar masum bir insan değilim dedi her zaman. Ve sonra da zaten ilk sevgiliyi çaktı. Ama yani mükemmel yani bizim inancımızda da var. Kimse mükemmel değil. Bir tek Allah mükemmel. Yani hani bu saçma bir şey. Herkes mükemmel. Ama bu K-pop piyasasının hatası. Hepsini mükemmel yapıyor. Ama mesela aktörler için bunu yapmıyorlar. Aktörler ve aktrisler için yok böyle bir şey. Normal bir hayat yaşıyorlar zaten çok zor görüyorsun hepsini. Deli gibi çalışıyorlar. Hani zaten mesela Lee Dong'u görmüyor musun roommate'de? En rahat ve en follow yani aman diye takılıyor adam. O yüzden hani aktör ve aktrisleri sevmek ve fan olarak kapsamak hani içine sokmak daha kolay. İdoller hani beni bana ürkütücü geliyor o idollerin. Çünkü ne kadar üstüne örterseniz ve ne kadar çok gizlerseniz o kadar çok gizlenecek şey var demektir. Yani o kadar çok mükemmelleştirdiğiniz adamın o kadar çok hatası var demektir.
O yüzden bana o ürkünç geliyor. Şimdi ben mesela hatırlıyorum Strong Park'ta Wu Yang ve Nikun katıldılar. Ve Wu Yang şey dedi, Nikun Yong dedi senin oynaman lazım, çıkman lazım deyip ikide bir de beni sürüklüyor. Nikun Yong aslında öyle göründüğü gibi değil, çok fazla oyun oynuyor dedi. Yani hani çok açıklar adamlar ve hani şey oluyorsun böyle. Yani iyi, devam et hayatım. Mesela Block B'de bunu ben yaşıyorum. Block B beraber yaşanıyorlar. Dorm'da sadece üçü beraber yaşıyor. Zico'ya kadın atıyor. Evet, Zico'ya kadın atıyor. İşte underground piyasada yer alıyorlar. Stüdyosunda içki içip sarhoş oluyor falan. Hani, yani. Gayet relapslar ve kimse... Hani ben mesela Block B'nin dağılmamasının en büyük sebebi bu kadar kriz yaşayıp. Çünkü adamlar gizlenecek hiçbir şeyleri yok. Adamlar birbirine her şeylerini açık etmişler. Ama gizlenecek şeyi olan adamlar birbirlerinden de gizliyorlar. Ve o yüzden çatırtıyorlar zaten. O yüzden de bence bu bizim Türk piyasanın... Ya şey, ya idollerin şunu bir şekilde belli etmeleri gerekiyor. Yani benim çizdiğim imajla gerçek hayatımdaki imaj arasında bir fark var. Bunu bilin. Yani yine JYP'den örnek vereceğim. Çünkü en iyi tanıdığım ekip olmalarından dolayı. Mesela Chanson bugüne kadar hep babo imajıyla yürüdü adam. Yani neden? İşte surat ifadesi öyle. Gülümsemesi. falan yanması falan. Evet. Çünkü babo imaj. Hatta Village idiot. Evet. Hani köy falan. Vanshimi. Hani hep böyle bir imajdı. Ama adamın Twitter'ına girdiğinizde aslında hiç öyle olmadığını anlıyorsunuz. Adamın okuduğu kitapları bazılarını ben okuyup anlamıyorum. Yani. Ve adam anlıyor. Evet. Anladığını anlıyorsunuz. Ve hatta en son dün ya da evvelsi gün yayınlanan Realtopia'nın 7. Realtopia Season 2 7. episode oyun oynuyorlar. Hatta Sloan mafya oyunu oynuyorlar ve orada Chanson çok mantıklı açıklamalar yapıyor kimin mafya olduğuna dair ve herkes şey yapıyor. Chanson doğru söylüyor olabilir çünkü işte bu filozofik konuşmaları falan anlıyor ya falan yapıyorlar böyle. Yani aslında adamın alakası yok yani gerizekalı veya salakla alaka olarak. Ve bunu bir şekilde belli ediyorsun. Hani bir komedi programında veya bir variety programında adamın çalıştığını ve o yüzden babo imajı çizdiğini, onun işi olduğunu anlıyorsun. Normal hayatına döndüğünde onun öyle olmadığını da fark ediyorsun. Ama işte SNSD gibi, Super Junior gibi, EXO gibi hep SM'den söylüyorum. Bu SM'i sevmediğimden dolayı da bu SM'in stratejisi olduğundan dolayı SM'leri saymak zorunda kalıyorum. Bir de adamlar bu sektörü yaratmış adamlar. Hangi adamdan bahsedeceksiniz yani? Aynen öyle. Ama onlar gibi gruplar olduğunda çizdikleri imajı kendi kişiliklerine oturtmak zorunda bırakılıyorlar. Ve bir süre sonra bunu istemeseler de yapmak zorunda kalıyorlar. Gerçekten istemeyip de gözünü karartanlar da zaten ayrılıyor. Evet. Ki bunu çok yaşadık. Yakın geçmişte de yaşadık. Yaşayacağız yani da. Sonuç olarak biz fanların bence Türk fanların da hani eğer bunu biliyorlarsa hani artık kabul edip bu adamların başka bir hayatları var ve bu adamlar başka bir hayat yaşıyorlar. Bu adamları sevmek ya da sevmemek bu adamları sevmemenin hani nedenleri ne olabilir? Eğer tap bir gün katil olursa, ırkçı bir söylemde bulunursa, işte şey bir kadına ya da herhangi bir hayvana zarar verirse, işte ne bileyim orman yakarsa, işte ne bileyim genel ahlak kurallarının dışında bir şey yaparsa, eğer uyuşturucu kullanıyorsa falan benim işim o zaman biter ama adamın yani isterse şey olsun, işte isterse harem kursun 4-5 tane sevgili değiştirsin, isterse 10 tane çocuk yapsın, ister evlensin, ister onu aldatsın, onunla çıksın. Bana ne arkadaşım? Bana ne? Yani adamın söylediği söz de değişmiyor, adamın söylediği şarkı da değişmiyor. Hiçbir şey değişmiyor. Yani bu adamları neden sevdiğin de önemli. Evet. Yani adama hayatın yapmaman gerektiğini yani aynen. Anlamak gerekiyor. Yani hepimiz o hal yapıyoruz sonuçta. Siz de yapıyorsunuz, biz de yapıyoruz. Yani biz de burada sizin karşınızda oturuyoruz. Yani ben hiçbir zaman söyleyemem %100 olduğunu şu kameranın karşısında. Yani ve ben bunu söylüyorum ama. Ve ben bunu her zaman söyledim. Ben küfürbaz bir insanım. Evet. Ben az yani ben şunu yapmam. Tutup birine şahsen hakaret etmek için küfür etmem. Durumu Cem Yılmaz der ya hani o an oraya oturduğu için o küfürü ederim. Yani amacım küfürün sözlük anlamını vermek değil de vurgu yapmaktır her zaman. Ben her zaman ağız buluşuk bir insan oldum yani. Bu hep böyle. Ama burada mümkün olduğunca onu dizginlemeye çalışıyorum. Ya bu hepimiz için öyle yani. Ama ben bunu hep söyledim. Ya annenize de yapıyorsunuz, babanıza da yapıyorsunuz. Ya hayat
zaten öyle bir sahne. Yani aynen. Hayatta zaten oynuyorsunuz. Shakespeare'den alıntılar. Yani hayatta zaten hani gerçek değilsiniz. Sadece gerçek olduğunuz tek insan var. O da kendinizsiniz. O zaman ki gerçek olamıyorsunuz. Ona da gerçek olamayabiliyorsunuz. Evet, ona da gerçek olamıyorsunuz bazen ama sonuçta herkes rol yapıyor. Ve bu adamlar bu rolü yaparak para kazanıyorlar. Gayet açık ve net. Ve siz o role aslında tırnak içine aşık oluyorsunuz. Tabii ki. Yani bunu kabul edeceksin. Bunu tolere edebilirsin, etmeyebilirsin. Bu sana kalmış. Bazıları çok fazla rol yapıyor, bazıları çok daha az rol yapıyor. Çok daha az rol yapanı tercih etmek olabilir. Ya da çok fazla rol yapanın... Aslında bunu da bilemezsin. Yani belki daha az rol yapıyor sandığın adam gerçekten çok iyi bir oyuncu. Aynen. O olabilir yani. Hiçbirini bilemezsin. Ama sonuçta şunu kabul etmek lazım. Ya mesela adam, diyelim ki... Şimdi Chanson beni tanısa sever. O ayrı mesele. Ama diyelim ki ben Chanson'la tanıştım. Evet. Bak atıyorum. Hepimizin kurduğu hayali ben de kuruyorum. Tamam mı? Evet. Chanson'la tanıştık. Ve... İlk ya da ikinci buluşmamızda falan, daha doğrusu gün tanımıyor o beni. Tamam. Bir ilişki yaşamamızı teklif etti. Tamam yani sevgili ilişki derken, kendine kötü şeylere yormayın. Normal takılın, çıkın. Sevgili olanın tarzı. Ya ben bir durum düşünürüm yani. Okey, ben bu Chanson'u tanıyorum. Ama benim tanıdığım Chanson. Sahnenin. 2PM'in Chanson'u. Ben gerçekten Chanson'u tanımıyorum. Aynen. Yani bir durur, bir düşünürüm yani. Aynen. Ben bunu daha önce söyledim mesela. YG'nin önünde ben 15 dakikadan fazla vakit geçiremedim. Bir şey olur da GD'yi görürüm. Hı. Kötü günde denk gelirim. Hı. Ve bir GD hayranı olarak bunu kaldıramam diye durmadım orada. GD'yi görmemek için durmadım orada. Hani bu benim için de geçer. Mesela tap diyorum sürekli ama yani Tap'ın karakterini bilmiyorum. Ben Tap'la belki otursam hayatta çocuğunu da bilmiyoruz mesela. Hayır. Ya otursam mesela iki kelime etmek istesem belki hayatta sevmeyeceğim bir adam. Çıkacak ve kalkacağım gideceğim yani bunu bilemem. Ama bu adam benim gönlümü şu anda eğlendiriyor. Ve eğlendiriyor. O zaman daha fazla kurcalanacak bir durumu yok. Bu yüzden abartmaya da gerek yok. GD bugün Kiko ile beraberdir. Yarın Angelina Jolie ile beraber olabilir. Beni alakadar etmez. Hiç ilgilenmiyorum kiminle beraber olduğunu. Sadece adamın bir şeyler yaşıyor olması benim de işime geliyor. Çünkü bir şeyler yaşıyor olması ürettiriyor. O yüzden de yaşamalı bana göre. Ha yaşamaması lazım. Yaşamazsa o zaman zaten havadan sudan saçma sapan yaşıyor. Yaşıyor yani şu ben yapam yani. Şöyle düşünmek lazım. G-Dragon'un hiçbir zaman... Bir dakika. Kalemayı birazcık kapatmam gerekiyor çünkü boz tuttum. Ben de... Onun 26 yap o yeter. 26. 26. Kaç dakikan kaldı? Hayırlısıyla. Şöyle düşünmek lazım. G-Dragon'u hiçbir zaman Big Bang'le çıkmadı. Hiçbir zaman şarkıcı olmadı. Sadece televizyonda öyle oturup sohbet ettiğini gördüğünüz bir adam gibi düşünün. Şimdiki kadar sever miydiniz? Hayır, sevmezsiniz. Çünkü size bir şey vermemiş olacaktı. Farkında değiliz ama biz o adamların yaptığı gerçek işlerinden etkileniyoruz. Ve daha sonra oturdukları imaj bize kendini sevdirtiyor. Aynen. Yani biraz da öyle düşünmek lazım. O yüzden aslında birilerinin hakkında bir yorum yaparken yani şu yorumlar hani insanın karakterine göre bu yorumlara alışı değişebilir yani. Bazısı vardır gerizekalı dersin kendini ömür boyu gerizekalı sanır. Başka birine gerizekalı dersin o da şey yapar. Karşındaki gerizekalı bana gerizekalı dedi diye düşünür. Evet. Bu insandan insana göre değişir. GD'yi hiçbirimiz %100 tanımıyoruz. Belki de GD bu yorumlardan kariyerini bırakma kararı bile alabilir. O zaman bunun sorumlusu kim olacak? VIP'ler olacak, yorum yapar. Hayır, arkadaşlar. Şunu da bilmiyoruz. Yani, hani My Dear Kiko diyor ama belki çok yakın arkadaşlar ve böyle bir şaka var aralarında ve My Dear Kiko diyor. Yani bunu da bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Yani bunların hiçbirini bilmiyoruz. Hani adam gerçekten belki beraber değil. Ama şunu bilmemiz gerekiyor. Biri hakkında, yani en ufak bir şey hakkında bile yazarken, konuşurken iki defa düşünmek lazım. Yani karşımızdakini tanımıyoruz. Ve mümkün olduğunca açık ve ne bileyim başka anlama gitmeyecek şekilde cümleler yazıp yorum yapmak ve karşı tarafı tanımadığınızı düşünerek yorum yapmanız gerekiyor. Yani dikkat ettiyseniz biz iki tane büyük skandaldan bahsediyoruz. Biri Cedi, biri Kim Yancu. Hiçbir zaman Kiko ile çıkıyor ya da Kiko ile çıkmıyor demedik ki %100 bir ağza. Veya ki %100 bir ağza Kim Yancu vurdu veya Kim Yancu vurmadı diyemeyiz. Çünkü yani çünkü tanımıyorum. Sadece eğer öyleyse böyle düşünürüm, böyleyse böyle düşünürüm diyorum. Evet. Ve bunu açık bir dille
söylüyorum. Buna rağmen sen nasıl böyle dersin diye yorumlar gelecek. O ayrı mesele. Buradan saygılarımı iletiyorum arkadaşlara. Küfürbaz bir insan olduğumu hatırlatıyorum ama size küfür etmediğimi de belirtiyorum. Artık ana el anladı. Hayır yani... Yani insanların ne söylediğine, ağzından çıkanlara dikkat edip öyle davranması. Ya klavyenin başından sallamak kolay arkadaşım. Yani, hani... Ya biz bunu bir kere daha anladık Ask FM'de. Ask FM'de anonim sorular açıkken herkes kafasına göre sallıyor. Oo. Günde 100 tane soru, 200 tane soru. Anonim bir kapattım günde bir. Haftada 2 soru. Evet. Falan. Neden? Çünkü klavyenin başına oturup yazmak çok kolay. Evet. Yani, bu kadar basit hayır, yani. Çok özür dilerim. Popon yiyorsa geldi suratıma söyle abi. Yani hani hadi söyle yani. Görelim yani. Olmuyor aynen. İşte. Öyle olmuyor. Hazır söyleyebilecekler vardır. Ayrı mesela. Ama istisnalar kaydı. Hazır skandallardan bahsetmişken bence üçüncü bir skandaldan bahsetmemiz lazım ki o FX'tir. Şöyle bir durum var. FX vakası bir vaka artık. Yani hani bence bir hasta ölmek üzere yani öldü bence hatta. Bence ama... hasta değil, hasta edildi. Şöyle bir durum var. FX... Allah'ım var ya yemin ederim bu videonun altı yani... Gerçekten esemli bir derdimiz. Hayır, yani, hayır. Yok. Hakikaten esemli bir derdimiz. Burada tamamen hani şey FX'den bahsediyoruz. Esemli şeyden bahsetmiyorum. Tamamen FX'den yok, bahsediyorum. Yok ben esemle de gireceğim. Yani esem, ya eseme tabii ki olur da yani şöyle. FX biliyorsunuz bir red light geri dönüşü oldu falan hiç mekan. Ondan önce FX'in neydi? Şey. Elektrik şok. Hayır değil. Arada bir tane var. Aynı öbür değil. O değil işte elektrik şok. Hayır. Elektrik şok. Evet elektrik şok galiba. Neyse FX'in o süreçten bu sürece gelen arada böyle bir işte bir ara acaba Choice ile şey beraber mi? Sally. İşte yok Sally düştü bayıldı yok işte. Hamile bu hamile mi koreografi yapamadı falan böyle bir sürü spekülasyon dolaştı. Spekülasyonların şöyle bir durum var. Bizler ikimiz de tabii senem oyuncu kökenli olduğu için ben iletişim kafasına sahip ya bak hep bunu söylüyoruz ama lütfen kanka düzeltelim. Ben de iletişim mezunuyum. Yani ikisi de var bende şimdi. Orada bir anlaşılma. Tamam o zaman sanat da yani iletişim. İkimiz aynı şeye çıkıyoruz. Hani evet ben... yani hem sanat hem iletişim konusunda yani bir bilgisi olan insanlar olarak için ve hayatla ilgili çok fazla şey yaşadığımız için İşin dibini biliyoruz biz ama size hani size açıklayamayız çünkü hani bu çok açıklanabilir bir şey değil. Şöyle yani biliyoruz demek evet Lisim onu aradım ve bana söyledi bir şey değil. Tahmin ettiğimiz, yok ben söylerim tahmin ettiğim benim bazı şeyler var. İnşallah olmaz ama ben böyle olacağını öngörüyorum. Bunun altına hayır sen gerizekalı öngörüyorsun yani, diyenlere de evet gerizekalı. Biz bunları öngörüyoruz yani. Ve biz bunları ondan sonra yaşadığımız zaman da Selam'la şey konuşuyoruz abi. Keşke söyleseydik videoyu. Ya keşke söyleseydik. Şöyle mesela, geçen gün işte temine ben bundan sonra evet. Orasını burasını açar demişim. Açtık. Ben söylüyorum abi. FX bence çok yakın bir zamanda, yani çok yakın bir zaman dedim 2 haftadan falan bahsetmiyorum. Bir yıl içinde falan bence dağılma haberlerini alacağız. Umarım almayız. Ya da en azından şey olur, üye ayrılışı. Şimdi gerçi Sally hani pausa basmış gibi, tam ayrıldığı gibi bir durum yok. Ama bana ufak ufak FX'in biteceğine dair sinyaller geliyor. Nereden alıyorum ben bu sinyalleri? Bir, SM'in tavrından anlıyorum. FX'i hiçbir zaman doğru düzgün bir adam gibi bir muamele yapılmamasından, yıllardır piyasada olmalarına rağmen resmi bir fan club'da olmamalarından, bir solo konser vermemiş olmalarından. Burada da ben zaten başlıyorum. Ondan sonra Sally'nin hemen Red Light'ın çıkışından hemen sonra ben hem fiziksel hem ruhsal olarak yorgunum deyip şeylerde tanıtım ne onun İngilizcesi? Neyse, promosyonlarda olmayacağını, tanıtım şekilde hani aktif olmayacağını, bir süre olmayacağını söylemesi. Ya şöyle bir şey yani, var. Yani ne yapıyorsunuz yani? Şöyle. Exo'yu hatırlatıyor bana. Hani comeback'i yaptılar, Chris gitti. Red Light geldi, comeback'i yaptılar, Sally gitti. Yani şöyle bir şey aynı var. Şey değil, ay gidip gitmek aynı gitmek değil farkındayım ama yani... Ne oluyoruz? FX uzun süredir bir kriz yaşıyor. Çok uzun süredir bir kriz halinde FX. Çünkü FX o şirketin baş yapıt olarak görülmüş hani kız grubu değil.
Eğer öyle olsa koruma altına alınma ihtimali daha yüksek olurdu. O yüzden öyle bir durum yok. Ama FX'te çok fazla yazık oluyor. Çünkü promosyon gücü azaltıldı. Üyeler hani yeterince hiçbir şovun içerisinde yer alamıyorlar. Herhangi bir pazarlama çalışması yapılmıyor. İyi işler yapsalar dahi yapılmıyor, işte gösterilmiyor. Buna ayrılan bütçeler küçültülüyor giderek. Ve şöyle bir durum oluyor. Bunu Exxon'un çıkışının arkasından Shiny'ye yaşıyor olması. Ya şimdi Red Velvet çıktı bir falan. Bir süre sonra Exo'da yaşayacak bunu. Şimdi Super Junior geliyor. Büyük olasılıkla Exo'nun da bütçesini düşüşe başlayacak. Super Junior daha önemli hale gelecek. Bu stratejik bir sistem. Okay. Ya bundan mesela 5 yıl sonra Exo aynı şeyi yaşayacak yeni bir grup çıkıyor. Evet. Bu her zaman olacak bir sistem. Evet. Ama şöyle bir durum var. Grup yeterli gücü kendinde bulursa, yani SNSD gibi, Super Junior gibi zaten yıllardır çok fazla başarı elde etmişler, kenara koymuşlarsa dağılmıyorlar, zarar görmüyorlar ve yollarına devam ediyorlar. Ama sizin daha yeni yatırım yapmaya başladığınız, daha adını duyurma çabası içerisinde olan bir grupsa bu hatayı o gruba yaparsan o zaman paramparça oluyor o grup ve bir daha toparlayamıyorsun ki FX bunu yaşıyor şu anda. Sally'nin Choice ile skandalı çıktı. O kadar hızlı üstü kapatıldı ki ve o kadar hızlı SM kendi yok öyle bir şey yok değil olsun, ki. Yok öyle bir şey, yok öyle bir şey, al şimdi para öyle ama var şey öyle bir şey değil. Yani inanalım. Şimdi hangisine inanalım? Bir, ikincisi adaletsizlik var. Yani SNSD'nin bütün şeyleri patlak veriyor, evet var deniyor bir kere de ama FX için hayır yok deniyor. Şimdi olmaz yani saçma. Ve hani FX hakikaten SM'in çehresini değiştirebilecek bir grup. Yazık ediyorlar yani hakikaten yazık bence ediyor. Bence SM içindeki en marjinal üyeye de sahip grup Amber. Ama bu benim görüşüm bu. Genel olarak bir kadın gruplarında, kız gruplarında bir sorun var zaten. Yani bunu biz hep yaşıyoruz. Yani dikkat ederseniz Wonder Girls yaşadı. İşte biri evlendi gitti. Şimdi bir parçalandılar mı bir araya gelebilirler mi tartışılıyor. Şey yaşadı, FX yaşadı, SNSD'nin şimdi üyeleri bilmem ne oldu, onda bir şey yaşanıyor. Tiara yaşadı, Kara yaşıyor, hepsi yaşıyorlar. Bunda sürekli bir sorun var. Ama enteresan olan işlerinden sisler yaşanmıyor. Çünkü neden? Taktik izliyorlar. Adamlar şunu yapmışlar, bu kız grubu abi sadece dans edecek, müzik yapacak, şarkı söyleyecek. Bu adamların bar yetisini çok fazla kuvveti tutmayacağız. Sadece küçük çaplı bar yetileri çıkacaklar. Evet. Ve böyle bir taktik izlemişler ve adamların riski azaltıyorsun tabii ki. Ve o yüzden de göz önünde olmadıkları zaman sadece şarkı yaptıkları zaman oluyor. Ondan sonra unutuluyorlar. Bu doğru bir sistem. Ama ötekilerine aşırı derecede gaz basarcasına variyeti bir yüklemesi bilmem ne yaptıkça zafiyet artıyor tabii ki. FX hakikaten, hani biz hazırladık artık kendimizi zaten. Yani yakın bir zamanda biz dağılıyoruz diyebilirler. Ancak olur da, hani bu bir ihtimal, Shinma'nın ihtimali gerçekleştirdiği gibi, olur da aralarındaki bağ gerçekten kuvvetliyse ve eğer içlerinden biri çıkıp da Victoria gibi biri gibi hayır abi dağılmayacağız yürüyün diyebilirse kalabilirler ama bu çok imkansız çünkü SM zaten yetiştirdi bu adamları. Yani bir, ikincisi FX'in hiçbir zaman elinde öyle bir gücü olmadı. O yüzden de zaten bu bir hayal gibi gözüküyor. O yüzden FX'in yakını ya da böyle devam ederler. Yani hiçbir zaman tek şey çözebilir durumu. Tek bir şey çözebilir durumu. Choice'a! Hayır. Olur da olur da bir şekilde eğer SNSD'de toparlanma belirtileri göstermez SNSD ve şöyle söyleyeyim, artık emeklilik çabası mecburen gelmeye başlarsa Wonder Girls'da olduğu gibi, o zaman Red Velvet hazır olmadığı için ve hala hazır hissettirilmediği için, Miss Wonder Because hazır hissetmiyor, o zaman FX'e çok fazla güç vermeye başlayacak ve o zaman FX toparlanmaya çalışılacak. Ama yani Red Velvet çıktı, şimdi EXO ile Red Velvet'ı karşılaştırmanın imkanı yok. Hani Red Velvet'ı şu an bence SM'deki hiç kimseyle yani ikisi de yeni grup, hani ikisi de bence şey, şöyle bir mümkün değil yani. Var. İkisi de hazır değilken çıkış yaptı. Hayır yani ikisi de hazır değilken çıkış yaptı ama ikisini karşılaştırmanın imkanı yok. Çünkü EXO çıkış yaptı. EXO çıkış yaptığında tamamen yeni bir pencere açarak çıktı SM'den.
Yani tamamen farklı bir şey yaptı. Red Velvet için böyle bir şey söylemek klasik değil. FX ve SNSD'nin karışımı olup çıkmış bir gruptu. Mümkün değil. Zaten o yüzden yankı yaratmadı. O yüzden çok küçükte kaldı. EXO deli gibi herkes dinliyor ve hala hepimiz dinliyoruz. Kız grubu olmasını tabii ki ama hani sonuçta böyle bir süreçten geçiyor. SM için söylenecek, yani her şeyi çok SM'e söylüyoruz ama SM için söylenecek şey yanlış yapıyor, yanlış adımlar atıyor. Hani bu SNSD için de yanlış adım atılıyor. Bu Super Junior için de atılıyor. Allah'ım ya, ona bir gelebilir miyiz? Hepsi için atılıyor. Bir Super Junior'a gelebilir. Evet, Super Junior demişken Super Junior Mamachita. Mamachita. Onların demeyle Mamachita. Mamachita diyorlar onlar. Şunu söyleyeyim, Ask FM'den de gördünüz mü gördünüz mü diye sorular geldi. Hiçbirine cevap vermedim. Fotoğrafları gördüm. Neden dedim ben? Yani, ben direkt neden dedim. Yani dünyada hakikaten kovboy olamayacak bir ırk varsa o da Asya ırkıdır yani. Evet. Oturmuyor. Yani Kore, Japon, Tayland hiç yani, yani. Hiçbiri olmamalı. Hakikaten olmuyor yani. Kovboy dediğiniz imaj zaten Amerika demek kovboy. Ya bu şey gibi cowboy abi. Texas bu şunun yani gibi bir şey. Yani hiçbir Asyalı Yeniçeri olamaz yani. Mümkün değil yani. Evet. Mümkün değil. Aynı şey yani. Benim için aynı şey yani. Bir kere kovboy dediğin adam çok maskülenitesi yüksek bir adam. Yani Amerika'nın kızılı olur kovboy. Bayağı yıllı bilmem neli olur yani. Aynen yani abi ve Super Junior yani hani ve İnyuk'un uzun saçlı bir kovboy olması, sarışın kız gibi bir kovboy. Yani yok o bence olmamış o fotoğraflarda ben bir şey oldum. Yani korktum. Çünkü Super Junior'ın gerçekten Litun'un dönmesiyle özellikle Litun ve Litun'un o kadar yaşadığı şeyden sonra gerçekten çok çok bomba gibi bir comeback yapmasını istiyordum. Hmm. Sonra bugün, yok geçen gün teaser'ı izledim. Bugün ikinci teaser'ı. İlk teaser'ı. Şey oldum böyle, aa eğlenceli. Evet. Hani gay'e bağlamışlar. Evet. Hani ciddi değillermiş oldum. Sonra bugün ikinci teaser geldi klipten. Sonra şey oldum, asikte ciddilermiş. Evet. Ve hani ikinci teaser'da gördüğüm kadarıyla konuşuyorum. Super Junior'ın başına gelmiş en kötü koreografi olabilir. Super Junior'ın başına gelmiş en kötü şarkı olabilir. Merak edip benim gibi düşünen var mı diye yorumlara baktım. Herkes olağanüstü bulmuş. Ben de bir sorun var diye düşündüm, sonra şey diye düşündüm. Hayır, insanlar Super Junior artık liderlerine döneceği için çok heyecanlı. Ve ondan dolayı böyle. Yani ben bu doğal bir süreç. Hani ben de çok heyecan duyuyorum. Hani ben de hani ben de mesela klibi bekliyorum yani artık. Mesela şunu özledim ya. Yani. Şunu çok özledim. Super Junior'ın üyelerinin variyetlerde olmasını çok, çok özledim. Özledim. Çünkü aynen öyle. Yani adamların variyeti kalitesi tartışılmaz bir kalite. Çok eğlenceliler ve o yüzden de o kadar çok özledim ki onları bir variyetinin içinde görmek, bir hani saçmaladıklarını görmek o kadar özledim ki hakikaten çok özlüyorum ve sırf bunun için adamların çıkış yapmasını bekliyorum. Ama hani şey değil yani bu Koreli bir adamın hani gidip de İspanyol işte ya evet kovboyun arasında bullfighter'ın ne işi var? Bir yani boğa güreşi çıkıyor. Yani of yani. Ya inşallah yani teaser'ı kötü yapmışlardır ve inşallah o klip benim hem kulağımın hem de gözümün ağzını sıçar. Ve hani hiç. Yani kulağımın ve gözümün ağzını sıçar. Vay. Ama of be. Şöyle yine metafordan şey. Metafora koşuyor. Şöyle bir şey söyleyeyim. benim hani şey gibi bir derdim yok. Hani bak Sexy Friend single geldi. Ki çok dinledik ve hakikaten de hakikaten, çok hakikaten yani de çok eğlenceliydi. Hani eğlendik de hakikaten. Ondan sonra sonra Spy geldi. Ben Spy'ı yani çok tutmadım ama yine de ha iyi yaptın. Ama şöyle bir şey var. Abi hani, bak hani bana göre Super Junior artık Shinma kalıbında bir grup. Ya artık Super Junior bu şey var ya bunu söyledim yine geçen bize. Sorry Sorry'nin Answer versiyonu var ya. O imajda olmanız lazım. Artık kaç yaşında adamlar oldunuz? Ya erkek siliği yüksek olmalı. Aynen. Artık doğru yani 2PM'in şu an sizin gibi sizin de 2PM'in. Aynen aynen. Hani yani 2PM şu an çok erken yaşlandırdı kendini imaj olarak. Super Junior da artık isimden kaynaklı olsa hala Junior kalmış hani olsa ama olmuyor. Yani artık eşek kadar, kazık kadar adam oldunuz yani. Ya ben şey falan hayal ediyorum. Ama yarınızdan, yarınız askere gitti geldi yapmayın. Hani ben şey falan hayal ediyorum yani böyle takım elbiseler, işte Ocean's Eleven, Ocean's Eleven. Aynen. Oha Ocean's Eleven nasıl olur biliyor musun? Anladın mı? Öyle bir imal. Ben gidip hani, de eskiden
ya daha şey olsun, hakikaten eğlenceli olsun. İşte Don Gelinyuk'un motorcycle'ı gibi bir şey olsun. Ha, ya öyle ya da işte Mafia Family kıvam. Yani hani adamların her yürüdüğünde etkilendiğim aynen. falan. Hani öyle bir şey. Avengers ya da yani. Hani en ucuysa. Hani aynen. o tarz bir şey hissediyorsun. Maskülenitesi yüksek bir şey olmalı. Ama hala sen maskülenitesi yüksek bir şey yapmıyorsan o zaman artık yani şöyle bir şey oluyor. Bu bir gerçek. EXO çıktı. Ve EXO artık... EXO şu an Super Junior'dan daha erkek. Ve yani EXO artık hepimiz için bir örnek teşkil eder oldu. Çünkü piyasayı değiştirdi EXO. Ve hani artık hardcore hip hop yapılan bir sisteme geçiş var. Deli gibi maskülenitesi yüksek erkekler çıkmaya başladı. Yani adam 16 yaşında oluyor ama deli gibi işte çalışıyor, göğüs, kasa bilmem ne yapıyor. BTS! Ve hani sen abi hala cowboy bilmem ne abi yani bırak bu işi. Yani hani artık tamam yani geç bunu. Bu geç bunu. Bu olmaz. Bu olmaz yani bana göre Super Junior... Kredisinden yiyor sadece. Şu anda kredisinden yiyor adamlar. Yani hani ben böyle şey olmadım. Zaten hani sarışın yapacak iyice rakıl oldum. Çok kötü olmuş adam kıl, ya. Kıl oldum. Yani hani SMA hiç olmadı. Kılak kılım şu anda. Yani. Hangi dertler şey olur ya? Allah aşkına hangi dediğin? Esmer olur. Ya Cidro'dan pembe olması ki şey. Pembe olur Cidro mu? Cidro mu? Pembe olmalı. Ama hangi siyah olacak? Nasıl bir şey abi yani? Bu bahsettiğin iki adamı yan yana koyduğumuzda J.D. Kangi'nin çocuğu gibi duracak. Yani senin durum var yani. Pembe olması normal yani J.D.'nin. Ama yani hani şöyle... Super Junior'la ilgili tamamen variyetsel beklentilerim çok fazla. Benim de. Yani kan beklentilerim çok istiyorum. Yine her yerde görüyorum. Dönsünler. Bir running ben mesela. Ooo. Yani böyle bir Strongheart kıvamı bir şey. Yani hani çok bekliyorum. Böyle dil gibi bekliyorum yani gelsinler. Hatta kendi programları olsun. Aynen. Acaba Showtime yaparlar mı Super Junior Epic bittikten sonra? Bilmiyorum. Ay ne olur Showtime'ı tepeyden yer yandan. Yani bilmiyorum ama mutlaka. Ya da 2PM September. Eylül'de 2PM dönüyor ya da 2PM. Ya bilmiyorum ama hani tamamen variyetisini istiyorum. Allah'ım ölüyorum şu anda. 2PM. Ama... abi Super Junior'ın o ne abi şu ne? Şu ne? Söyle bir şey. Ve ayrıca da pardon bana bir anlatsın. Mamacita İspanyolca ama cowboy. Ve cowboyların içinde bir İspanyol var. Ve Asyalı var. Ve Asyalı var. What the yani? Nasıl? Evet. Ya boya yani? Bilmiyorum. Allah'a havale ediyorum. Klip çıksın mı? Allah'a havale ediyorum. Onun dışında... Tupiyam comeback yapıyor. O kadar. Başka hiçbir şey bilmiyoruz. Tupiyam comeback yapıyor. Başka hiçbir şey bilmiyoruz. Tupiyam comeback yapıyor. Big Bang comeback yapacak. İnşallah bir ara. Bir ara. Bu yıl yapacaklarmış. Öyle dedi. O zaman ne yapıyoruz? 5 ile çarpıp üyelerin yaşını ekleyip ondan sonra 5'e bölüyoruz. Ve ne zaman comeback yapacaklar? İnşallah bir gün. Evet, bir gün yapacaklar. Bu yıl içinde yapacağız. Bir gün yapacak. Önümüzdeki yıl, yani bu yılda 2015 sanıyor olabilirler. Yani 2015'in sonuna doğru çıkarlar gibi geliyor yani. Yani bilmiyorum. O yapacak. Ondan çok umudum yok.